Hocam birinci konuda Allah'ın sınırlarından bahsedildi. Allah'ın sınırları yükümlülerin fiilleri üzerindeki hükümleri demektir dedi. Yani yaptıklarımızın işlediğimiz fiillerin üzerindeki hükümleri Allah'ın hangi fiilimize ne hüküm koyduysa o hükümler sınırdır. İşte farz saydı ya. Evet. Haram, helal, mendup, müstehap. Bu hükümler. Bunlar sınırlar. Hemen akabinde de hocam Allah'ın hükmü olmaksızın hüküm vermekten de bahsetti. Evet. Bu ince bir sırdır dedi. Orayı nasıl anlamak gerek? Orası ince bir sır. Ehline. Şimdi şu kadarcık ifade edelim. Allah'ın bir hükmü olmakla birlikte yaratılış gayesi üzerine görevlendirdiği bir kuluna iradesinden açtığı bilgiyle o hükmün tersine, muhalifine bir hüküm verir o kişiye Allah. O hüküm onun bağlayıcısıdır. Örnek olarak Hazreti Hızır'ı verebiliriz. Hazreti Hızır'ın, bu örneği veriyoruz ya, çocuğa tokatı atıp öldürmesi Allah'ın hükmünde sabi bir çocuğa tokat atıp öldürmenin haramlığıyla alakalı bir hükmü var mı? Var. Şeriata göre. Ama Hazreti Hızır'a da o çocuğu öldürme görevini verdi Allah-u Teala. Demek ki Allah'ın koymuş olduğu hükmünün dışında o hükmünü aşarak başka bir hükümle sınır belirlemiş Allah-u Teala. Böyle belirlediği durumda söz konusudur ehli kullarına. Hocam buradaki Allah'ın hükümlerini biz hani daha önceki bilgilerden Allah'ın emri ve iradesi konusunda emirleri mi olarak anlayalım? Tabii. Burada genel manadaki hükümlerini Allah'ın emri olarak, şeriatla getirdiği emirler olarak algılayacağız, anlayacağız. Evet. Hükümlerin değişmesinde de ilahi başka bir hükümle sınırlar açılıyor. Az önce bahsettiğimiz işte Hazreti Hızır olayındaki kıssada hüküm değişti orada. O çocuğun öldürülmesini emretti ona da. İrade girdi devreye. Hızır Aleyhisselam haricindeki umumda da hükümler olabilir. Değiştiğinde... Hızır Aleyhisselam gibi Allah'ın iradesini açtığı kullar olabilir. Onlar da o açtığı iradeden o hükme hüküm bağlayıcıdır ona. Eyvallah hocam. Genel olarak söylüyorum. Genel bizler için. Hayır. Allah'ın hükmünü açtığımız zaman diyor ki ilahi başka bir hükümle hüküm açılır. O genel için söylemiyor. Özeller için söylüyor orayı. Her zaman bir özel var. Diğer hükümler ilahi hüküm değil midir? Ya, kişiye göre tabii ki onlar da ilahi hükümdür. Ama bakın hüküm, şimdi emri cihetinden olana da hüküm diyoruz. İradesini mutlak bilen cihetinden irade de hükümdür. İkisi de hüküm. Bilmeyen için emir hükmü geçerlidir. Bilmeyen için emir hükmü geçerli. Geçerli olan emir hükmüdür. Evet. Ama diyor ki burada ilahi başka bir hükümle sınırlar artık. Ehline orası. Orayı bize ilgilendirmiyor. Ehline. Evet. İstisna kelimesi var ya, evet. İstisnai durumlar söz konusudur. Oralar ayrı alanlar. Ehline açılan yerler. Evet.